Bir şey soracağım, ben yanlış bir şey mi yaptım? Hayır hayır. Yok abi, bunda sen niye stres yapıyorsun? Çok da güzel, gitsinler konuş. Ben stres yapmıyorum abi, ben eminim yani. Ne bir de bir şey söyleyeceğim abi bak. Gerçekten böyle bitmeyen şeyler hissediyorsan, bitmesini de istiyorsan böyle bir şey yapılması lazım ki buradaki insanı da netleştiriyor. Bak kırmızı odalar da bunun için oluyor. Sen birini çağırıyorsun, sonrasında o seni çağırmadığı zaman zaten onun netliğini anlamış oluyorsun. Bunların yaşanması lazım ki, çünkü arada arafta kalmayacaksın çok. Ben çok kaldım burada mesela, onu çok yaşadım. Bence Emre çok doğru bir şey yaptı. Onun için bence Cansel'i netleştiriyor. Cansel'e iyilik yaptı ki bana göre. Bence de iyilik yaptı. O sonra anlayacak onu. Çünkü biz bir de Erdem'den eminiz, anladın mı? Böyle bir durum var. Ya bu durum sizi daha çok güçlendirecek. Biraz mantıklı ol Cansel. Ağlıyor musun sen? Bu durum sizi gerçekten daha fazla güçlendirecek. Kesinlikle ben öyle bak, düşünüyorum. Bak ben Erdem'den emin olduğum için Erdem'i oraya gönderdim. Melis hala bir şeylerin peşinde. Farkında değil misin? Melis hala araya bir nifak sokmanın peşinde. Ve sen duruşunu hiç bozma burada. Bu adam zaten orada duruşunu bozmayacak. Ben Erdem'i biliyorum. Erdem'in yapısını da biliyorum. Karakterini de biliyorum. Eminim. Sıkıntı yok. Merak etme. Emre, tamam. Bir şey diyeceğim. Bu konuyla ilgili hani birazcık dışarıdan gözlem olacak ama hani ben Melis'in bu konuya bakış açısını şöyle görüyorum. Öyle yorumlayayım yani. Ben Erdem'in ani hani bu tanıma muhabbetine karşı gösterdiği tavırdan rahatsız olduğu için böyle davrandığını düşünüyorum. Anlatabildim mi? Hani Erdem'in onu sevdiğini düşünüyordu ama şu anda başka bir adayla devam edebiliyor. Hani mesela atıyorum bir şey olsa aranızda sizin ikinizin Ayça'yla ne olacak? Sen hemen Ayça'yı unutabilecek misin mesela? Ondan mı? O yüzden o rahatsız oluyor. Yani madem beni seviyordun, bunu söyledin. Ben teyzemin ricasıyla birini tanımak istiyorum dedim. Ama sen kalkıp direkt hani bu konularda hani ayırdık ve hemen başkasına yöneldin ki bu da benim bak, bir arkadaşımdı dedi yani. Abi. Emre bu kadar aramızda bizim güven olmasını istiyorsa ve benim Erdem'e karşı ılımlı olmamı istiyorsa neden o zaman Erdem'le Melis'i bir yemeğe gönderdi de benim öyle bir görüntüyü izlememi istedi anlamıyorum. Ayrıca ben ona surat asmayıp ne yapacaktım? Teşekkür ederim Emre'cim deyip gülecek miydim? Allah tamamını erdirsin. Evet. Ona amin. Bak. Amin. Ona amin yani. Düğün için. Öyle denir çünkü. Ha ne dedim bak. Düğün için dedi, düğün için dedi. Gördün mü lan? Ağzından çıktı. Ya Allah söyletti işte. Ben anladım. Şey yiyeyim, Kemal Sunal. Ebe ebe. Ben aldım onu. Bayanlar bu konuda gerçekten daha başarılıdır. Böyle ama hazırlıklar söz konusuysa. Ama şöyle, ilk söylediği şeyi hatırlıyorum. Ben para harcamayı çok seviyorum, çok para harcıyorum. Evet. Hatırlıyorsan bizim eve şu ilk geldiği gün. Çalışmayı sevmiyorum. O Ayça'dan eser var mı? Çalışmayı sevmiyorum. Yok. Bunları söylediği yok, için. Yok tabii ki sonradan demedin mi? Onları... Eğer isterse eşim ben çalışırım ne olacak ki? Onu ona da denerim. Ona bakarsan dedim. Dövmelerimi asla sildirmem diyen insan. Şimdi sildiririm. Şimdi ne diyor? Ben dövmelerimi de sildiririm. O merdivenlerden indiğim Ayça yok diyor. Daha başka bir Ayça var. Ya öyle zaten. Bunun da sebebi Emre ondan diyor. Ondan yana şüphem yok da o konuda. Harcamaz artık ya. Demek ki ama insan sevdiği olunca bütün tabuları yıkabiliyor. Ben hep aynı şey söylüyorum ya. Harcayacak vakit de var mı arkadaşlar ayrıca? Yok yani. Bir de böyle bir durum var yani. Zaten düğün telaşı falan ben onu nereye harcayayım? Düğün telaşını mı açıyorsun? Şurası bitmeden zaten para harcayamazsın sen yani. Selam evet. Bir kız her zaman harcar. Bunu hiçbir zaman unutma. Aynen. Yeter ki istesin. Eğer ben çok moralim bozuksa gerçekten harcıyorum. Yani beni vay sokmayın. Emre sakın moralini bozma canım. Bak sen sakin ol. Şey paralar gider diyor bak. Hayır. Bir şey söyleyeceğim. Kazandığın para senin paran. Git istediğin gibi harca, dilediğin gibi harca. Ne yapmak istiyorsan onu yap. Yani buna sana ne benim, ne bir başkasının, ne ailenin, hiç kimsenin müdahale etmeye hakkı yok. Bu para senin kendi hakkınla kazandığın para. Herhalde hoş olsun. İstediğin gibi kullan. Kafadan geçiriyor ne alsam diye bak. Çok doğru. Alışveriş mantığına girdi yani direkt. Tebrik ediyorum. 10 numarası. Evlilik için bu programa katılmış birinin bunları düşünerek ve kendini hazırlayarak gelmiş olduğunu düşündüğümden. Doğru söylüyorsun Murat abi. Buradakine güzel güzel. Şunu da söyleyeyim. Gerçekten huylar değişmez ama sevdiği için insanın davranışları çok kolay değişir. Evet, yeter evet ki sevsin. Doğru söylüyor.
Evet. Huy biraz değişmesin zaten ya. Huy değiştikten sonra o insanı öyle seviyorsunuz zaten. Değişmiyor zaten. Belli bir kalıba sokamazsınız karşınızdakini. Ya. Yani sokmasın, sokmak için de gelmesin karşıdaki. Düşer. Göndermese miydin canım ya? Canım küçük şeyde küçük şeker vardı. Vermiş. Daha rahat olur. Çok sesli oluyor. Zaten fıstık gibi bence çok iyi oldu ya. İşte onu diyorum ya. Belki ekrana verirler. Görürsün. Fark etmez yani. Bir şekilde yansımak isterlerse yansırlar. Sesleri buraya geliyor. Bir de şu var ya. Ayrı mı getireyim? Ben onu anlamıyorum. Böyle bir ellerine imkan geçiyor. Oturun yiyin ya. Düşman bile olsan o zaman evet en ya. Güzel şekilde değerlendir. Evet bence. Öyle değil mi abi? Evet abi. Bizde bizde mi var yani? Hiç hediye alamadık diye mi böyle ödül alamadık? Bilmiyorum ki. Diye. Bence o yüzden. Valla ben en güzel. Ben fincan geçiyorum. Sağ ol. Neyse olur, sen yeter ki. Ooh.